Merhaba, sporun not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. A milli takım Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk sınavını yarın verecek. Kafilenin Arnavutluk yolculuğu, Şenol Güneş'in basın toplantısı ve son antrenman bugün. Ay Yıldızlılardan son haberler sporun not defterinde olacak. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları var. Benim tercihim yerli dedi. Orman takımdaki futbolcuların gelecekleriyle ilgili de bilgi verdi. Sev Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yılın şampiyonu Vakıfbank bu sezonda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sarı Siyahlılar adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. A milli takım Arnavutluk maçı öncesi İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Kafile bu sabah İstanbul'dan ayrılacak. Teknik direktör Şenol Güneş yarın oynanacak maç öncesi ilk 11'ini belirledi. Güneş, Medipol Başakşehir'in orta saha kurgusunu sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kalede Mert Günok görev yapacak. Defansta Gökhan Gönül, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Hasan Ali Kaldırım. Savunmanın önünde Mahmut Tekdemir, Emre Belezoğlu ve Hakan Çalhanoğlu forma giyecek. Hücum hattı Yunus Mallı ile Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'dan oluşacak. Bu arada İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milliler son çalışmasını bugün 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacak. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Arnavutluk-Türkiye maçı yarın saat 22.45'te oynanacak. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Başkan Fikret Orman tercihinin yerli teknik adamlardan yana olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın tercihi yerli teknik direktör. beIN Sports'a konuşan Orman, Şenol Güneş'ten sonra göreve gelecek teknik adamı henüz belirlemediklerini söyledi. Önceliğimiz teknik direktörümüzün yerli olması ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle konuşmadık. Önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacağız. Sezon sonunda seçim var. Yeni teknik direktörümüzü o seçimle birlikte açıklayacağız. Beşiktaş Başkanı, kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile sezon sonunda yollarını ayıracaklarını söyledi. Loris Karius ile ilgili bir sezon daha sözleşmesi var. Durumuna yeni teknik direktörümüz karar verecek dedi. Fikret Orman, Shinji Kagawa'yı takımda tutmak için Nisan ayında görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Beşiktaş Başkanı yabancı futbolcu kuralı ile ilgili de net konuştu. Ben yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim. Yerli oyuncu oynatmanın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra yabancı oyuncuya sınır gelmesi doğru olmaz. Fikret Orman, kulübün sezon sonunda yapacağı seçimle ilgili bu görevi benden daha iyi yapacak biri olursa destek olurum sözlerini sarf etti. Roberto Soldado, Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. İspanyol golcü Ersun Yanal'ın gelişi bana hayat verdi dedi. Fenerbahçe'de Roberto Soldado geleceğiyle ilgili henüz kulüple görüşmediğini söyledi. İspanyol futbolcu sözleşmesinin otomatik olarak uzama maddesinin geçerliliğini kaybettiğini belirtti. Yeni sözleşmeyle ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Uzatma maddesi vardı ancak geriye kalan 8 haftada o şartların yerine getirilmesi imkansız. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle yeniden doğduğunu ifade eden Soldado, mutlu olduğunu dile getirdi. Sezon başında oynadığımız futboldan keyif almıyordum. Ersun Yanal'ın gelişi bana hayat verdi. Artık oyundan keyif alıyorum. Fenerbahçe'de kendimi çok iyi hissediyorum. Fakat geleceğimle ilgili kararı ailemle konuştuktan sonra vereceğim. Roberto Soldado, Valencia'dan efsaneler maçı için aldığı davete katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını sözlerine ekledi. Fenerbahçeli Mathieu Albuena kariyerine sarı lacivertlerde devam etme ihtimalinin sürdüğünü söyledi. Fransız yıldız ülkesine dönebileceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Mathieu Albuena Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Fransız yıldızın sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek. Konuyla ilgili beIN Sports'a konuşan Albuena, zor bir dönemden geçiyoruz ve sezon sonunda birçok oyuncu serbest kalacak. Herkesin geleceği o zaman belli olacak. Kulüpte benden memnun olan insanlar var. Şimdilik bekliyorum. Neler olacağını göreceğiz. Ben sadece takıma odaklandım ve bu sezonu düşünüyorum dedi. 34 yaşındaki futbolcu ülkesine döneceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Önceliğim Fransa'da oynamak değil, ancak futbolda 4 ay sonrasını konuşmak zor. Teklif gelecek mi göreceğiz. Fenerbahçe'de kalma ihtimalim hala geçerli diye konuştu.
Valbuena adının altyapısından yetiştiği Bordo'yla anılmasının doğal olduğunu söyledi. Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren Fransız futbolcunun toplam 64 maçta 10 gol, 23 asisti bulunuyor. Fenerbahçe milli maç arasından sonra Ankara Gücü'ne konuk olacak. Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Kaplan sahalarında oynayacakları zorlu mücadele için iddialı olduklarını söyledi. Onların da 31 puanı var, bizim de 31 puanımız var. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar, biz de puan olarak yaşıyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Biz Eryaman Stadı'nda da taraftarımızın gücüyle de Fenerbahçe maçında 3 puan için oynayacağız. Büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Biz de Ankara Gücü'yüz. Çıkıp koro koro oynayacağız. Onların planını kazanmak üzerine ise bizim de planımız kazanmak üzerine olacak. Ya ben takımımdan umutluyum. Biz o maçta da iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum ben. Bizim şimdi hepimizin, ekibimizin, başkanımızın, taraftarımızın, camiamızın kenetlenip bu takımı ligde tutmak. Bu takımı ligde tuttuktan sonra da zaten Ankara Gücü'nün önü açık. Kulüpler Birliği'nde merakla beklenen toplantı bugün yapılacak. Başkanlar değişmesi gündeme gelen yabancı oyuncu kuralını masaya yatıracak. Kulüpler Birliği toplantısı bugün saat 14'te yapılacak. Toplantının gündem maddeleri belli oldu. Yabancı kuralı, federasyonun Haziran ayında yapacağı başkanlık seçimi ve altyapı teşviği ile ilgili kural görüşülecek. Vakfın yabancı kuralı ile ilgili görüş birliğine varması halinde federasyonla da masaya oturması bekleniyor. Türk futbolunda yabancı kuralının değişip değişmeyeceği, değişirse yeni sayının ne olacağı merak ediliyor. İzin verilen yabancı futbolcu sayısının azalması durumunda kulüplerin bazı oyuncularıyla vedalaşması gerekecek. Ülke futbolunda gündem bir kez daha yabancı oyuncu sayısı. Mevcut kural kulüplerin 14 yabancı futbolcuyu kadrolarında bulundurmalarına imkan tanıyor. Kuralın değişmesi halinde bu sayı azalacak. Gündemdeki sistem daha önce de uygulanan 6 artı 2 artı 2. Yani kadrolara en fazla 10 yabancı yazılabilecek. 6'sı ilk 11'de, ikisi kulübede yer alacak. Kalan 2 futbolcuysa tribüne çıkacak. Bu durumda kulüplerin kadrolarını yeniden oluşturması, hatta bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekecek. Fanatik gazetesinin haberine göre sayının azalmasından en çok lider Melipol Başakşehir etkilenecek. Turuncu lacivertlerin hali hazırda gelecek sezon sözleşmesi devam edecek 13 yabancı futbolcusu var. Süper Lig takımlarının kadrolarındaki son durum şöyle. Medipol Başakşehir'i 12 yabancı futbolcuyla Atiker Konyaspor takip ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor ve Göztepe'nin 11'er yabancı futbolcusu bulunuyor. Galatasaray, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor 10, Fenerbahçe ile Antalyaspor 9, Beşiktaş, Trabzonspor ve Ankara Gücü 8, Çaykur Rizespor ve Ekur Yeni Malatyaspor 7, Bursaspor 4, Kayserispor ve Sivasspor'un 3'er yabancı futbolcusuyla sözleşmesi gelecek sezonda devam edecek. Kulüplere yeni sisteme hazırlanmaları için süre verilip verilmeyeceği de başka bir tartışma konusu. Yani yeni kuralın belirlenmesi halinde önümüzdeki sezon mu yoksa bir sonraki sezon mu uygulanacağı gündemde olacak. Kulüpler Birliği yeni yabancı kuralıyla ilgili toplanacak, sonrasında Futbol Federasyonu'yla masaya oturacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. Açıklamayı Fatih Terim'in avukatı Rezan Ep Özdemir yaptı. Ep Özdemir konuyla ilgili ihtarnamenin 6 Mart'ta Federasyon ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na iletildiğini söyledi. Fatih Terim federasyonla olan sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla yargıya başvurmuştu. Mahkeme Türkiye Futbol Federasyonu'nun deneyimli çalıştırıcıya 6 milyon lira ödemesine karar vermişti. Terim'in avukatı bu miktarın az olduğu, federasyonsa kararın kaldırılması talebiyle davayı Yargıtay'a taşımıştı. Buradan çıkan karar doğrultusunda Fatih Terim'in kazanacağı tazminatın faiziyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı ifade edildi. Ve Spor Toto Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Federasyon milli maçlardan sonra oynanacak 5 haftanın programını açıkladı. Süper Lig'de 31. haftaya kadar önemli derbiler oynanacak. 28. haftada Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir. 13 Nisan Cumartesi saat 19'da Fenerbahçe ile Galatasaray. 14 Nisan Pazar günü saat 19'da karşılaşacak. 30. hafta Fenerbahçe'de Trabzonspor'u konuk edecek. Bu maç 27 Nisan Cumartesi saat 19'da oynanacak.
31. haftadaysa Galatasaray Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu derbi 5 Mayıs Pazar günü saat 19'da başlayacak. Ve sırada gazeteler var. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Ormandan Guti bombasıyla başlığıyla bir haber var. Güneş'ten 8 hafta Guti'ye yetki vermesi istenecek. Guti'yi getirirken istikballe ilgili düşüncelerimiz vardı. Son 8 haftada fikirlerimiz netleşecek. Töre'den başka takıma gitmesini istedik. Burada oynamadan para almak istedi. Tolga misyonu tamamladı. Bize güven verip Karius'u aldırmaması gerekiyordu, diyor. Fikret Orman'ın sözleri böyle yansımış Hürriyet gazetesine. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde ise güvende çok sorun da başlığıyla bir haber var Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'de yardım kampanyası hem kulüp kasasını rahatlatmak hem UEFA talimatlarına uyabilmek adına önemli. Ali Koç bazı kesimlerde hayal kırıklığı yaratmış olsa bile halen kendisine olağanüstü bir güven ve destek var. Ama önünde sıkıntılı, zor ve dağ gibi sorunların beklediği bir süreç de var. Umarım altından kalkar. Şansal Büyükhan'ın sözleri böyle yansımış gazeteye. Ve Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinde ise Komoli ve Ozan zirvesi başlığıyla bir haber var. Zor günleri atlattı Ozan Tufan. Sezon başı Filip Koku'nun gözüne girememiş, uzun süre altyapı takımıyla çalışmalarını sürdürmüştü. Zor günleri atlatan tecrübeli orta saha gelecek sezonu bekliyor. Ve Fransız sportif direktörün Ozan Tufan'a iyi hazırlan, geri döneceksin dediği haberi Sabah gazetesinin bu sayfasında. Fotomaç gazetesine bakacağız. Fotomaç gazetesinde ise Fernandes bombası başlığıyla bir haber var. Galatasaray Portekizli futbolcuyu gündemine aldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes yeniden Galatasaray'la anılmaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin Lokomotiv Moskova'da sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan ve Rusya'dan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi. Ve Real Madrid'in Brezilyalı genç futbolcusu Vinicius Junior İspanyol basınına ilginç açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki oyuncu Barcelona'yı reddettiğini söyledi. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Cadena Ser Radyosu'na samimi açıklamalarda bulundu. Başkent ekibine transfer sürecini değerlendiren 18 yaşındaki futbolcu, "Babam bana büyük kulüplerin ilgisinden hiç bahsetmedi. Resmi teklif gelene kadar hiç konuşmadık. Teklif geldiğinde Barcelona ve Real Madrid'i ziyaret ettim ve kararımı verdim," dedi. İlk transfer teklifinin Katalan ekibinden geldiğini açıklayan Vinicius Junior, "Barcelona finansal olarak daha iyi bir teklif yaptı ancak ailem ve ben Madrid'de yaşamak istiyorduk. Real Madrid'in sunduğu proje sportif anlamda daha ilgi çekiciydi," şeklinde konuştu. Brezilyalı genç futbolcu Mayıs 2017 yılında Real Madrid'le anlaşmış ama FIFA kuralları gereğince 18 yaşına girdiği Temmuz 2018'de İspanyol kulübüyle resmi olarak sözleşme imzalamıştı. Real Madrid'de Keylor Navas eski teknik direktörü Santiago Solari'ye sitem etti. Costa Rikalı kaleci yedek kalmaktan rahatsız olduğunu söyledi. "Ne yaparsam yapayım oynatılmayacağımı düşünüyordum." Real Madrid'li Keylor Navas eski hocası Santiago Solari'ye bu sözlerle sitem etti. Eflatun Beyazlılar'da Solari'nin göreve gelmesinin ardından yedek kulübesine geçen Keylor Navas, İspanyol radyosu Cope'ye önemli açıklamalar yaptı. Costa Rikalı kaleci, "Antrenmanlarda ne yaparsam yapayım oynayamayacağımı düşünüyordum. Ancak ben bir profesyonelim ve formayı almak için elimden geleni yaptım," ifadelerini kullandı. Zinedine Zidane'ın göreve gelmesinden mutlu olduğunu belirten Navas, "Zidane, Celta Vigo maçındaki kadroyu açıklarken ismimi söyleyince çok duygulandım. Bu kulüp için çok çalıştım ve bir daha böyle bir sezon geçirmek istemiyorum," şeklinde konuştu. Keylor Navas, Real Madrid'e 2014 yılında transfer olmuş, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere 12 kupa kazanmıştı. Iker Casillas Porto forması giymeye devam edecek. Portekiz ekibi 37 yaşındaki kalecinin sözleşmesini yeniledi. Porto Casillas'ı 2015-2016 sezonu öncesi Real Madrid'den kadrosuna katmıştı. 37 yaşındaki futbolcu Portekiz ekibinde bu 4 sezonda 149 maçta forma giydi. Casillas Porto ile bir lig ve bir de Süper Kupa zaferi yaşadı. Kulüp sözleşmenin süresiyle ilgili bilgiyi ise paylaşmadı. Portekiz basınındaysa anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu öne sürüldü.
İspanya'da gündem ilginç bir yarasa tartışması. Batman karakterinin haklarına sahip olan DC Comics firması Valencia Kulübü'nün 100. yılı için hazırlattığı logoya itiraz etti. İspanyol ekibinin bu itiraza tepkisi çok sert oldu. Bir yarasa kavgası İspanyol basınında manşetlere taşındı. 2019'da kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olan Valencia Kulübü, kutlamalar için özel bir logo hazırlattı. Kulübün maskotu yarasadan esinlenen bu logo, ünlü çizgi film kahramanı Batman'in görsel haklarına sahip olan DC Comics firmasının dikkatini çekti. İspanyol kulübünün kullandığı logonun Batman karakteriyle özdeşleşmiş olduğunu savunan Amerika menşeli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne şikayette bulundu. Şikayeti incelemeye alan ofis, iki taraf arasında uzlaşma sağlanması için 2020 yılına kadar zaman tanıdı. Logoyu kullanmaya devam edeceklerini açıklayan Valencia Kulübü yetkilileri, kararlılıklarını, "Biz yarasa logosunu benimsediğimiz dönemde Amerikalılar bizon kovalamakla meşguldü" cümlesiyle vurguladı. Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank çeyrek finalde Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-0 yendi. Sarı Siyahlılar üst üste 7. kez yarı finale yükseldi. Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Vakıfbank 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Dinamo Moskova'yı konuk etti. Sarı Siyahlılar 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle Rus rakibini 3-0 mağlup etti ve üst üste 7. kez yarı final oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan Sarı Siyahlılar toplamda 11. kez yarı finale yükseldi. Ve basketbol var sırada. Euroleague'de zirve mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. Lider Fenerbahçe Beko, takipçisi CSKA Moskova'yı yenmesi halinde normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyecek. Moskova'daki Mega Sport Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko son maçında sahasında Budućnost Volley'i 76-67 mağlup etti. Sarı lacivertler 23 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sıradaki CSKA Moskova ise İstanbul'da Anadolu Efes'i yenerek 21. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe bu maçı kazanması halinde bitime 2 hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 79-75 kazanmıştı. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e ilk 4 mücadelesi veriyor. Lacivert Beyazlılar deplasmanda Budućnost Volley ile karşılaşacak. Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki mücadele bugün saat 22'de başlayacak. Son maçında sahasında CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup olan Anadolu Efes 27 maç sonunda 17 galibiyetle 4. sırada yer alıyor. Budućnost Volley ise ligdeki son maçında Fenerbahçe Beko'ya 76-67 kaybetti. Karadağ ekibi bu sezon yalnızca 6 galibiyet alabildi ve 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı. Ve günün öne çıkan 3 maçının oranlarını paylaşacağız şimdi. Euroleague'de Fenerbahçe CSKA Moskova karşısında 5 sayı farkla kaybetse bile galip sayılacak. CSKA Moskova 6 veya üzeri farkla kazanırsa galip sayılacak. Toplam sayı limiti 164,5 olarak belirlenmiş. Belçika-Rusya maçında ev sahibi galibiyetine 1.20, beraberliğe 4.30, konuk takım galibiyetine 7.50 oran verilmiş. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Ve Avusturya-Polonya maçında ev sahibi galibiyetine 2, beraberliğe 2.90, deplasman galibiyetine 2.80 oran verilmiş. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95 olarak belirlenmiş. Sporun nokta iftarını noktalayacağız ama bu haberleri ve daha fazlasını NTV Spor Net ve NTV Spor'un sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Yine gün boyunca NTV ekranlarında da spordaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.